Şu arkadaki iki fotoğrafı Türkiye'de nerede çektiğimi tahmin etmenizi istesem, tahmin edenler çıkacak mı acaba? Ben doğa fotoğrafçısıyım. Yaklaşık 10 yıldır seyahat ediyorum ve böyle doğa fotoğrafları çekiyorum. Türkiye'nin birçok bölgesinde bu tarz bilinmeyen yerleri fotoğraflamaya çalışıyorum. Ben yıllardır doğada ne görsem hep bir şekilde, mesela örnek veriyorum bir gün batımını görüp etkilendiğimde onu sözlerimle anlatmaya çalıştım. Arkadaşlarıma bundan bahsettiğimde herhangi bir, örnek veriyorum bir kar yağışını, bir gün batımını anlatmaya çalıştığımda o karşıda hiçbir zaman o istediğim tepki alamadım. Belki bunu siz de yaşıyorsunuzdur hayatınızda. Sonra bunları fotoğrafla anlatmaya çalıştım ve kendimi bir görsel öykü anlatıcısı olarak tanımlıyorum. Tabii bu fotoğraf süreci, doğa fotoğrafçılığının hem iyi yönleri hem kötü yönleri var. Bugün size biraz bunlardan bahsedeceğim. Önce buna nasıl başladığımdan bahsedeyim. Ben tabii fotoğraf çekmek istiyordum ama bir fotoğraf makinem bile yoktu. Arkadaşımdan ödünç aldığım makineyle her gün çıkıp fotoğraf çekerdim. Okuduğum üniversitede kütüphanedeki bütün fotoğraf kitaplarını okumuştum. Ama tabii bir fotoğraf makinem olmadığı için hiçbir zaman istediğim kadar çekim yapamıyordum. İlk kez annem kredi çekerek bana bir fotoğraf makinesi aldı. Tam dedim okey, işte ilk kez fotoğraf makinem oluyor, her şey yoluna giriyor derken o zamanlar bir öğrenci evimiz vardı, Bodrum katında yaşıyorduk. Oraya hırsız girdi, o fotoğraf makinemi o ay çaldı. Tabii sonra yine dünya başıma yıkılmıştı. Ama tabii her şey bitti derken sonra bu öyle bir şeye sebep oldu ki bu bir şekilde bana sponsor olacak bir firmanın kulağına gitmiş. Bu dünyanın en büyük fotoğraf üreticilerinden bir tanesi. O zamanlar böyle yani kendi imkanımla sahip olamayacağım bir makine verdi ve o sponsorlukla o makineyle İzlanda'ya yolculuk yaptım. Bu İzlanda yolculuğu benim hayatımın en iyi yolculuklarından bir tanesiydi. Çünkü daha önce yaşamadığım birçok şeyi orada yaşadım. Mesela Kuzey Işıkları'nı ilk kez orada gördüm ve altında kamp yaptım. Tam istediğim tarzda fotoğrafları çekebileceğim imkanlar. Yani mesela buzulları açıldım, buzulların içerisindeki bir gökkuşağını çektim. Bu tam benim çekmek istediğim şey. Doğada nadir olan şeyleri en şey haliyle insanlara, yani ben bunu anlatsam bir şekilde kafasında canlandıramıyor insanlar ama bu şekilde canlandıracak imkanları buldum. Bu benim hayatımda birçok şeyi değiştirdi çünkü hayatım tamamen hani böyle her şey bitti derken böyle bir şeye sebep olması bunun beni inanılmaz motive etti ve bundan sonra ne yaşasam bu aklıma geldi. İlk fotoğrafta gösterdiğim yerde aslında mesela benim arkadaşlarıma yine anlattığım defalarca hayatımda gittiğim en iyi yer dediğim yerdi ve orası Hakkari. Ama hiçbir şekilde arkadaşlarım bana diyordu ya hani Hakkari ne alaka falan diyordu. Hatta birlikte gidelim dediklerinde bile hani bir soru işareti oluşuyordu kafalarında. Tabii şimdi bu fotoğrafı gösterdiğimde Hakkari'ye çektiğim fotoğrafları tam olarak ne demek istediğimi anladılar ve hayatım boyunca hep ben bu fotoğrafların peşinden gittim. Sonra şimdi burada bir hani TEDx'te bir başarı hikayesi anlatmak istersem hayatımdaki hani başardım diyebileceğim şey küçüklükte hayalini kurduğum şeyi şu an gerçeğim haline getirmek. Ben hani küçükken belgesel çekmek ve fotoğraf çekmek istiyordum ve şu an onu yaşıyorum. Ama tabii ki ben de bu esnada birçok şekilde kayboldum. Yani ne yapacağımı bilemedim. Mesela gidip ben üniversitede inşaat mühendisliği okudum. Ama tabii ki İnşaat mühendisi benim hayalim değildi. Bir şekilde ailemin ya da çevremdeki insanların hayaliydi ve onu ben bir kendi başarım olarak görüyordum. Ama o benim başarım değildi ve hani içimdeki o fotoğraf şeyini kaybetmedim ve bu şekilde hani ne kadar kaybolsam da aynı şekilde yoluma devam ettim. Burada size söyleyebileceğim şey, yani bazen yaşadığım, yani kendi hayalimiz olduğunu düşündüğümüz şeyler başkalarının hayalleri olabiliyor ve biz onun farkında olamıyoruz. O yüzden ben hani her zaman şeyi örnek aldım. Küçükken ben ne istiyordum? Hani gerçek hayalim, o saf duygulardaki hayalim neydi? Şu an onun peşinden gitmeye çalışıyorum. Ben normalde 18 yaşına kadar Malatya'da büyüdüm. Hiç seyahat eden birisi bile değildim. Belki sadece bir geziyle İstanbul'a gitmiştik. O da lise gezisiydi. Onun dışında hiç seyahat etmiyordum. Ama şunu yapmayı iyi biliyordum. Korkularımın üzerine gitmeyi çok iyi biliyordum. Ve bugün Alaska'dan Kuzey Kutbu'na, Hawaii'ye birçok yere seyahat ediyorum. Tabii bunları sosyal medyada paylaşıyorum ve birçok insan böyle her şeyin sorunsuz ilerlediğini görüyor ve hep o fotoğrafları, o doğa fotoğraflarını görünce her şeyin ne kadar estetik ve ne kadar güzel, benim hayatımda hiçbir sorun olmadığını düşünebiliyor. Ama o fotoğrafları çekerken yaşadığım birkaç anıdan bahsetmek istiyorum. Yani hatta böyle şöyle söyleyeyim, ölümle burun buruna geldim. Hatta kesin artık burada öldüm dediğim anlar yaşadım. Bunlardan bir tanesi bu gördüğünüz fotoğraf. Benim Giresun'da gittiğim bir buzul gölü. Oraya gittiğimde o kadar iyi hissediyordum ki inanılmaz mutluyduk.
Biraz geçe kaldık, akşam dönüşe geçtik. Dönerken inanılmaz yağmur yağıyordu, biz de bir köy yolundayız. Yani hayat belki hani milyonda bir denk gelecek bir şey oldu. Bir heyelan yaşandı ve kayalar gözümün önünde direkt bizim aracımızın üzerine düştü. Hatta şöyle göstereyim. Bir tanesi arka camdan içeri girdi. Aracın üstü ezildi, işte kaportası delindi falan, lastiklerimizin hepsi patladı. Hatta ön cama denk gelseydi belki şu an burada bu konuşmayı yapamıyor olacaktım. Tabii hani bu normalde bir insanın da travma yaratacağını düşünürsünüz. Ben de öyle, kendi öyle olacak diye düşünüyordum ama hala yola devam ettim. Sonra bir başka hikayem var. Bir başka hikayem daha var ve o artık her şey bitti dediğim yer. Ve aslında fotoğrafın bana ne ifade ettiğini, hani fotoğrafa ne kadar değer verdiğimi anlatan bir hikaye. Türkiye'deki bir şehre bir yaban hayvanını fotoğraflamaya gittik. O yaban hayvanı şu an isim vermeyeceğim ama böyle Türkiye'de 50-60 tane kalmış, son 50-60 tane kalmış bir tür diyebilirim. Onu fotoğraflamaya gittiğimiz yerde yine o gölde olduğu gibi o kadar mutlu hissediyoruz ki ya buraya kimse girmemiş, her şey ne kadar güzel, kelebekler uçuşuyor, çimlere bile kimse basmamış. Tabii tam bunu düşünürken yukarıdan bir silah sesi geldi. Biz de o kanyonun en dibindeyiz. Tabii bir şekilde hani bu olayı çözmeye çalıştık ve kendimi bir anda o silahın karşısında buldum. Böyle ellerim havada beklerken bizi öldüreceğini söyleyen adam şey yaptı. Telefonunu açtı, bir arkadaşını aradı ve şunu söyledi. Ben bunları öldürüyorum, sen de araçlarını yak, sonra gel dedi. Ben dedim tamam, herhalde öldüm. Orada adama bir cümle kurdum, o yani hiç unutmam. Dedim tamam abi, tamam biz öldüreceksin bizi ama aracı yakma dedim. Araçta da o zaman benim hard disklerim var. Hiç yedek kalmadım o güne kadar. 3 tane hard diskim. Dedim lütfen abi aracı yakma, fotoğraflarım var. Tam bizi öldür dedim. Bunu niye anlatıyorum? Bu da hani benim kendime hani fotoğrafa ne kadar değer verdiğimi anlattığım hikayelerden bir tanesidir. Ben sosyal medyada paylaşıyorum bu fotoğrafları. Instagram'da 700 bine yakın takipçim var. Her şey bir şekilde orada pozitif görünüyor, sorunsuz görünüyor. Ama madalyonun bir de diğer bir yüzü var. Bizim doğaya verdiğimiz zararlar. Ben Türkiye'de çok fazla seyahat ettiğim için artık Türkiye'deki değişimi çok net görebiliyorum. Aynı yerlere, mesela Karadeniz'e 10 senedir defalarca gittim. Tabii artık seyahat ederken eskiden ne kadar pozitif duygularım varsa şimdi yerini negatif duygulara bıraktığı anlar oluyor. Oradaki değişimi görmek, o doğaya giderken doğaya verdiğimiz zararı görmek, hani oraya bir şey için gidiyoruz. Mesela Karadeniz'de geçen bir göle gittim. Daha önceden de gitmiştim oraya ve bir sene arayla. Oraya bir otel yapmışlar ve oteli yapan kişi bütün gölün çevresindeki sazlıkları yok etmiş. Hani oraya doğal bir otel yapmaya çalışıyor ve insanların doğaya gelmesini bekliyor. Ama o sazlıktaki yaşayan kuşu, ya mesela oraya gittiğimizde bize neyi hissettirecek? O kuşun sesi, o kurbağanın sesi ya da diğer canlılar. Bunları yok ediyoruz. Ve gittiğimiz yeri doğaya kaçalım derken şehirleştiriyoruz. Hatta ben bir doğa fotoğrafçısı olarak bir yandan yaban hayvanlarını da çekiyorum. İlk kez bozayı çekmek için yola çıktım. Ormanda bozayı akşama kadar aradık ama bulamadık. Ve akşamında dönerken şehir çöplüğüne uğradık. Şehir çöplüğünde şu fotoğrafı çektim. Bir ayıyı bir doğa fotoğrafçısı Türkiye'de bir çöplükte çekebiliyor. Onların oradaki ormandaki alanını o kadar daraltmışız ki ayıların gidebilecek hiçbir yeri yok. Beslenebilecekleri meyve ağaçları yok. Hiçbir şey yok. Normalde bunlar göç eden, ormanların arasından göç eden türler. Ve hepsi mecburen çöpten besleniyor. Ve ben de ilk ayı fotoğrafımı bir çöplükte çektim. Hatta ayıyla ilk karşılaşmamdır. Hatta geçen de defalarca kurutulmaya çalışılmış bir yere gittim. Burası Kayseri'de Sultan Sazlı. Orada şey yaptım, liseli bir grup gelmişti. Oraya bir doğa gezintisi yapmışlar. Biraz kulak misafiri oldum. Hani orada doğaya zarar vermeyen bir ahşap köprü yapılmış. Çocuk şöyle bir şey söyledi. Ya keşke dedi şöyle geniş bir yol yapsalar da biz rahat rahat yürüsek. Böyle kalabalık bir gruptu. Tabii burada onu suçlamıyorum ama şunu çok fazla düşünüyorum. Biz yıllarca, ben 28 yaşındayım, yıllarca birçok eğitim aldım. Liseye gittim, üniversiteye gittim, ortaokula gittim. Ama hiçbir yerde bana doğaya dair bir şey öğretilmedi. Ben de bilmiyorum ve şu an öğrenmeye çalışıyorum. O örnek benim için çok iyi oldu. Ben hatta onu Instagram'da paylaştım, o sazlığı. Ya dedim ne kadar muhteşem bir yer. Çünkü o 300 tane kuşa ev sahipliği yapan bir yer. Ya birisi bana mesaj attı, dedi ki ya buranın hani neyi muhteşem ya? Hani burası bir bataklık dedi. Hani biz doğadaki hani sevdiğimiz şeyleri bile şey yapıyoruz. Hani bir şekilde kendi estetik kaygılarımıza göre şekillendirilmişiz. Mesela her şey, ya doğa deyince aklımıza orman geliyor. Ama o sazlıkta yaşayan birçok hayvanı, birçok canlıyı düşünemiyoruz. Orada mesela 300'den fazla kuş türü orada dinleniyor ve defalarca kurtulmaya çalışmış bir yer. Bu da bu fotoğrafta ayrı bir olay. Burası yine Hakkari.
Ben buraya 5 saat yürüyerek ulaştım. Türkiye'nin en büyük buzulu burası, Cilo Dağları. Oraya kadar yürüyüş yaptım ve oraya giden insanın hani orayı sevebileceğini düşünüyordum. Yani oraya zarar verecek bir eylemde bulunmasını bekliyorum. Öyle bir paradoks ki oraya kadar yürüyorsan, o kadar bu şeyi alıyorsan göze, bir şekilde orayı seviyorsundur ve sevdiğin şeye zarar vermezsin, değil mi? Burada bu çöple karşılaştım. Bunun dışında orada ateş yakıp piknik yapan insanlar vardı. O kadar şaşırıyorum ve o kadar şey geliyor ki bana. Yani kafamda çözemiyorum. Hani bunun doğru örneği nedir diye düşünürken, daha önce o İzlanda gezisinde yaşadığım bir olay aklıma geldi. Size ondan da bahsetmek istiyorum. Bu mesela, ben İzlanda'da ilk kez buzullara gittim. Orada da bir gelin vardı ve düğün fotoğrafı çekiliyorlardı. Kızın elinden uçan balonlar bir şekilde uçtu, buzulun ortasına gitti. Orada hemen herkes öyle telaşlandı ki sadece bir balon için, plastik balon, buzulları açılıyor. Hemen zodyakları atladılar ve o balonu geri getirdiler. Yani insanlar, ben şimdi burada bir şeyleri anlatırken, kötü örnekleri, hani bu iyi örneği vermenin sorumluluğunu hissediyorum. Hani onların doğaya bakış açısı ve hani koruma şeyi ve bizimki, bilmiyorum yani bunu hala çözemiyorum. Bu iyi bir örnek olsun diye burada bırakmak istedim. Şöyle, doğa eğitimi derken gerçekten hani biz doğaya karşı doğayı tanımıyoruz. Bugün sokağa çıktığımızda 5 tane kuş türünü bilmiyoruz. 5 tane kuş türünün ismini bile sayamıyoruz. Normalde doğada öyle bir eğlence var ki, yani buna birazcık odaklanmaya başladığımızda şeyden, mesela Afrika'dan göç eden bir kuş geliyor İstanbul'daki bahçemize ve bahçemizde mola veriyor. Bizim onu orada görme şansımız var ve biz bu hani bunun hiç farkında olmadığımız için ya da baksak da görmediğimiz için, belki onu bir serçe sandığımız için hiç farkında değiliz. Ama orada öyle bir olay var ki, o kadar heyecanlandırıcı bir şey ki aslında bu. Aslında bizim bu eğitim hayatımızda mutlaka bu doğa eğitiminin, bu hayvanlara, canlılara karşı yaklaşımımızın mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum ve ben de kendimi burada aynı sınıfa sokarak, ben de yeni yeni öğrenen birisi olarak, yani ben doğayı her zaman kendi kılavuzum olarak görüyorum. Bana öğretilen her şeyi doğaya bakarak sorguluyorum. Birçok şey öğretildi, 28 yaşındayım. Bunların neyin doğru olup olmadığını nereden anlayabilirim? Ben bunun için doğaya dönüyorum ve doğadaki yaşayışı, canlıların kendi arasındaki ilişkiyi gözlemliyorum. Mesela arkadaşlarımı alıyorum, bir seyahate çıkıyoruz. Karanlık bir yerdeyiz, Samanyolu'na bakıyoruz. Arkadaşım diyor ki, ben Samanyolu'nu ilk kez gördüm. Samanyolu her gün tepemizde. Samanyolu galaksisi, yıldızlar her zaman tepemizde. Ama biz bunu göremiyoruz. Ben mesela hatta geçen yine böyle bir şey yaşadım. İlk kez yıldız kayışına tanıklık etmiş mesela arkadaşım. Hani ben bunları yaşadım diye anlatmak istemiyorum. Ben de bunlara dikkat etmiyordum. Sadece insan dikkat etmeye başladıkça, tanıdıkça bunları daha fazla görebiliyor. Ve görüp bildiğin şeyi daha fazla koruyabiliyorsun. Çünkü yoksa tanımadığın bir şeyden her zaman korkarsın ve korktuğun bir şeyi zaten koruyamazsın. Hatta arana bir mesafe koyarsın. Ben bugün mesela ayıyı çektiğimi söylediğimde, ben başak, tilki, kurt, birçok hayvanı çektim Türkiye'de. Bana hiçbirisi bir saldırma hamlesinde ya da herhangi bir şeyde bulunmadı. Ama bunu nerede anlatsam, hani ya ayı şöyle yavrusu varken saldırır, şöyle saldırır, böyle saldırır. Aslında öyle bir şey yok ve biz tanımadığımız için, korktuğumuz için onların değerini de bilmiyoruz. Bugün işte ayılarımız çöplükten besleniyor ya da gittiğimiz yerlerde kuşların yuvalarını, ormanları bir şekilde yok etmeye çalışıyoruz. Umarım doğayla bağımızı hiçbir zaman kaybetmeyiz ve baktığımız şeyleri görmeyi daha iyi fark edebiliriz. Herkese teşekkür ederim.